İnşallah bu yolculukta bütün engelleri aşarak yolumuza devam edeceğiz. Cuma namazından önce Arifiye'deki ana bakım fabrika müdürlüğümüzü ziyaret ederek oradaki kardeşlerimizle bir araya geldik. Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli tesislerinden biri olan Arifiye'deki fabrikamızda yapılan işleri eskiden beri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek, teknolojisini yenilemek, üretimini artırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Her ne kadar birileri savunma sanayinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Arifiye'de tüm bu hususları enine boyuna değerlendirdik. Onlar istese de, istemese de Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal, senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de bunu engellemeye yetmez. İşte millet, Bay Kemal, siz ise illetsiniz, illet. Ve Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi her alanda bu hedefe yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün de burada şehrimize kazandırdığımız yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz. Eğitimde üniversitemizin tamamladığı projelerden bakanlığımızın okul yatırımlarına kadar çok sayıda eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Sporda sporcu eğitim merkezi ve kürek kano tesisi başta olmak üzere merkezde ve ilçelerimizdeki çok sayıda yatırımın resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sakarya'ya bağımlılıkla mücadele bu konuda önemli katkı yapacak AMATEM ve ÇEMATEM tesisleri kazandırdık. Onların resmi açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta 200 yataklı görüyorsunuz değil mi? 200 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanemizi güzel mi? Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yetmez. Daha bunun gerisi var. Pamukova ilçe hastanemizi, Ferizli ilçe hastanemizi, Serdivan Kanser ve Aile Sağlığı Merkezimizi, Hendek Yeşilyurt ve Camili Aile Sağlığı Merkezlerimizi hizmete açıyoruz. Akçay Barajı içme suyu ve hidroelektrik santralini 215 milyon liralık bir yatırımla tamamladık. Onun da açılışını bugün buradan yapıyoruz. Ayrıca Elmalı ve Kaynarca Topçu Gölötleri'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sulama yatırımını da bugün hizmete alıyoruz. Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin çok sayıda yol, meydan, hizmet binası, içme suyu, park, millet bahçesi projesi var. Onların da açılışlarını buradan
gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olacak. Cadde 54'ün açılışını da bu vesileyle bugün yapıyoruz. Sapanca'da kentsel dönüşüm kapsamında 740 konut, 35 dükkan ve altyapı çalışmaları ile 500 kişilik öğrenci yurdunu bugün hizmete alıyoruz. Kocaali'de yapımı tamamlanan 488 konut ile okul, cami ve ticaret merkezini de resmen hizmete açıyoruz. Tüm bu eserlerin Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Sakarya'mıza kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Kardeşlerim, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kardeşlerim, biz 19 yıldır bu ülkede eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinin her biri gibi Sakarya'nın da hem geçmişin ihmallerinin neticesi olan eksiklerini özellikle tamamlamanın hem de şehrimizi geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olduk. Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye'de yeni doğmuşundan 90'ını aşmış pir fanisine kadar tek bir insan dahi yoktur ki kendisine hayatını olumlu yönde değiştirecek hizmet getirmemiş olalım. Efendim, sağ olasın. Ülkemizde esnafından çiftçisine, işçisinden memuruna kadar herkesin hayat kalitesi geçtiğimiz 19 yılda önceki dönemlerle mukayese edilmeyecek düzeyde yükselmiştir. Hamdolsun Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerine, hizmetlerine, yatırımlarına bizim dönemimizde kavuşmuştur. Sıkıntılarımız hala yok mu? Tabii var. Ama bu ülkede o sıkıntıları çözebilecek birikime, iradeye, inanca, azme, hazırlığa yine biz sahibiz. Diğerlerinden bir şey olmaz. Salgın döneminde sizler de şahit oldunuz. Bırakınız geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeleri. Gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sonuçlar karşısında çaresiz kalırken biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık. Kardeşlerim, bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? Ve bize nasihat ettiler. Ya böyle de olmaz. Belli bir bedel alın. Hayır. Biz halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek yola çıktık. Biz kim için varız? Halkımız için varız. Bütün bu vergiler kimden alınıyor?
halkımızdan. Tabii onun geri dönüşü nereye olacak? Gene halkımıza olacak. Yıllarca karşımıza dikilip istemezlikçülük yapanların engellemeye çalıştığı ne varsa bu küresel kriz döneminde ülkemizin avantajı haline geldi. Hatırlarsanız şehir hastanelerinin yapımının da işletmesinin de önüne geçmek için her yola başvurmuşlardı. Niye yapıyorlar? Böyle dediler bize. Biz de dedik ki halkımız daha huzurlu hizmet alsın diye. Şimdi şu güzel hastaneyi niye yaptık? Neden? Benim hanım kardeşim kadın doğum hastanesinden daha güzel hizmetler alsın diye. Salgın döneminde bu hastaneler can simidimiz haline dönüşmüştür. İnşallah, şimdi bir müjde veriyorum size. İnşallah çok yakında Sakarya'mıza da 1000 yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. Ve bu şehir hastanemizle birlikte artık Sakaryalı kardeşim Sakarya'nın civarındaki illere gitmeyecek. Bütün problemler burada çözülecek. Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Artık 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımdan bir an önce aşı